Sevgili arkadaşlar, bu videoda size yapmadığın için pişman olacağın 5 tane maddeyi saymak istiyorum. Şöyle bir empati yap. Kendini yaşlı bir insan haline sok. Mesela 80 yaşındasın. Ve 80 yaşından şöyle bir geriye bakıyorsun. Geçmişe bakıyorsun. Şimdiki haline bakıyorsun. Ve düşünmeye başlıyorsun. Yani muhasebeni yapıyorsun. Neyden pişman oldun? Yani neyi yaşamadığın için pişman oldun? Bunları bir gözünün önüne getir. Genellikle neyden pişman olmuş insanlar, neyi yapmadığı için pişman olmuş, bunları anlatmak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar, birinci madde şu. Aslında bir adım kalmış, bak bir adım. O adımı attığı zaman arzuladığı bir şey yapacaktı. Ama o korkudan dolayı yapamam. Güven eksikliğinden dolayı veya o yapmak istediği şeye güvenmedi. Etraftaki insana güvenmedi. Yani bir cesarete ihtiyaç vardı. Bir korktuğu şeyden bir adım atacaktı. O cesaret geldiğinde arzuladığı neyse ona ulaşacaktı. Yani korku engelledi. Bir adım cesaretle arzuladığı hedefe ulaşamamak. Hülasa korku dolu yaşamak. Hayatını korkularla, endişelerle, kaygılarla yaşamak. Cesaret etmemek. Cesaret etseydi o korku büyüttü, o korku küçülecekti ve hayatı yaşanılacak hale gelecekti. Hayatını korku dolu yaşadığı için insan pişman olacak. Birinci madde bu sevgili arkadaşlar. Şimdi ikinci maddeye gelelim. Hep başkaları için yaşamak. Başkalarının hedeflerinin arkasından koşmak. Senin hedefin olmadığı için başkalarının hedeflerini gerçekleştirmek için ömrünü ne yaptın? Zayi ettin. Başkaları için yaşadın. Ona yardım edeyim, bunun arkasından koşayım. İşte evladıma fedakarlık yapayım. İşte şuna fedakarlık yapayım. Şu ne der, bu ne der, komşum kızmasın, tamam mı? Hep başkaları için yaşadın. Kendin için yaşamadın. İşte ikinci pişman olacağın konu bu. Başkalarının hedefleri için enerji harcadın. Senin hedefin yoktu çünkü. Senin amacın yoktu. Etrafındaki insanların hedefi vardı. Sen onlar için yaşadın. İşte bunun için pişman olma. Yani bir insanın hani derler ya biraz kabaca ama ot gelip saman gitmesi gibi bir şey. Hep başkalarına harcadı enerjisini. Kendine zaman ayırmadı. Başkalarına verdi ama kendisi almadı, kullanmadı bu enerjiyi. Şimdi gelelim üçüncü maddeye. Hep paranın arkasından koşmak. Hep paranın arkasından koştuğun için şöyle düşün. Gölgenin arkasından koşuyorsun. Şu gölge, gölgeyi bir türlü yakalayamıyorsun. Yani o istediğin parayı bir türlü yakalayamıyorsun. Niye? İnsan gölgeyi yakalayamaz. Güneşi arkana aldın çünkü. Kendini geliştirseydin, yani sırtını paraya çevirir, güneşe doğru kendini geliştirmek için zamanını ayırsaydın, kendine yatırım yapsaydın, kendinle ilgilenseydin, o zaman para senin arkandan koşacaktı. Hani gölgen senin arkandan nasıl geliyorsa sen güneşe doğru ilerlerken aynı o şekilde para da senin arkandan gölge gibi gelecekti. İşte bu davranışı yapmadığı için insan yani kendini geliştirmediği için sürekli paranın arkasında koştuğu için kendinden uzaklaştığından dolayı bu davranıştan pişman olacak. Kendine yatırım yapıp geliştirmediği için insan pişman olacak. Şimdi insanın pişman olacağı dördüncü maddeye gidelim. Bu da hayatı verimsiz yaşamak. Mala yani işlerle meşgul olmak. Yani verimsiz, böyle hiçbir işe yaramayan konularla ilgilenmek. Zamanı boşa harcamak. Hiç seni ileri taşımayan, seni ileriye götürmeyen, seni geliştirmeyen, senin ailene, senin çevrene veya insanlığa faydası olmayan işlerle meşgul olmak. Mala yani işler. Tamam mı? Bunun için insan pişman olacak. Etrafa bir bakın. Şöyle bir gözetleyin. Sevgili arkadaşlar, gerçekten geyik muhabbeti var devamlı etrafta. İnsanlar mala yani işlerle meşgul. Veya şöyle bir bakıyorsun. Bir yere toplanmış insanlar çay içiyor. Hiçbir böyle ileri götürecek hiçbir şey konuşmuyorlar. Gıybet, dedikodu. Hükümeti indiriyor, hükümeti bindiriyor. Anlatabiliyor muyum? Onun arkasından konuşuyor. Başarılı insanları çekiştiriyorlar.
Ama kendileri hiçbir şey yapmıyorlar. İşte bunu yaptığı için insan 80 yaşına veya 90 yaşına geldiğinde pişman olacak sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü devamlı yerinde sayıklamış. Bu patenaş çekmiş. Devamlı enerji harcamış ama ilerlememiş. Benzin harcamış. Öyle düşün, bir arabayı düşün. Patenaş çekiyor, benzin harcıyor ama ileri gitmiyor. Motor bozuluyor. Öyle düşün. Bunun yanında beşinci madde, insanın kendini tanımaması. Kendini tanımadan, tamam mı? Yeteneklerini bilmeden, kabiliyetini öğrenmeden, ayak bağlarını anlamadan, ayak bağlarını çözmeden, kendini bilmeden ömrünü ziyan ederek kişinin ölüme yaklaşması. İnsan en çok buna pişman olacak. Bununla alakalı hadis-i şerif de aklıma geldi. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın. İsraf olmasın. O ömür çok değerli olan ömrünü zayi etmemek için, pişman olmamak için, kendini tanımak için çaba göstermen lazım. Ayak bağlarım nelerdir, engellerim nelerdir, hangi yeteneklere sahibim, neler yapabilirim? Bunun için düşünebilmek, bunun farkına varmak. Kendini tanırsan, buna dikkat edersen o zaman az pişman olanlardan birisi olursun. Dolayısıyla bunlara dikkat et. Bunun yanında Hazreti Ali'nin bir cümlesi aklıma geldi. Mezarlığın yanından geçerken dostlarıyla şunu söylüyor. Bakın diyor arkadaşlar, şu mezarlıkta en büyük sermaye yatıyor. Sermaye burada diyor. Nasıl olur diye sorduklarında diyor ki bak, bu insanlar potansiyellerini hiç kullanmadılar. Becerilerini, yeteneklerini hiç kullanmadılar. Sermayelerini hiç kullanmadan hayatlarını tükettiler. Ama bitti. Artık geri dönüş yok. İşte pişman olmamak için. Bu maddeleri yaz, not al, oku, bir daha oku, bir daha oku. Az pişman olanlardan olabilmek için yüksek farkındalık oluştur kendine. Şimdi hülasa özetliyorum sevgili arkadaşlar. Pişman olmamak için çözümle ne yapman gerekiyor? Bak, birinci madde, bunu kocaman yaz. Birinci madde, o ihtiyacın olan bir adım var ya, o cesarete sahip ol. Adım at, gayret göster, korkulan arkada kalsın, korkulanı azalt, kaygı yapacak, endişe yapacak ne varsa onlardan hayatını filtrele, onlardan uzak kal ve cesaretli bir şekilde ilerle. Şimdi gelelim ikinci maddeye. Bugünden itibaren tamam, etrafında insanlar var, onların hedefleri olsun, tamam, senin de bir hedefin olsun. Senin hedefin güçlü olsun ve hedefine odaklan. Hedefine ilerlerken zaten hedefi olmayan insanlar seni desteklemek için yanına gelecekler. Veya hedefi olan insanlar da seni destekleyecekler. Çünkü ortak hedefleriniz olacak belki. Ve yanında onlar arkandan gelecekler, seni destekleyecekler. Hedefe doğru ilerlerken kendin içinde yaşamaya başla. İkinci madde bu. Üçüncü madde, artık paranın arkasından koşacağına, paranın senin arkandan koşması için kendini geliştir. Yani güneşe doğru ilerle. Gölgen seni nasıl takip ediyorsa para senin arkandan koşacak. Bunun için yapman gereken ne? Güneşe doğru ilerlemek. Peki güneşe doğru ilerlemek ne demek? Kendini geliştirmek. Kendine yatırım yapmak. Kendinle ilgilenmek. Kendi kabiliyetlerini anlamaya çalışmak. Engellerini bulmak. Potansiyelini bulmak. Kendini geliştirmek. Bunu yaparsan zaten para arkandan koşacak. Şimdi gelelim dördüncü maddeye. Bugünden itibaren artık zamanını, vaktini, dilini, kafanı, beynini, kendini verimli bir hayat için harcayacaksın. Yani seni ileri taşımayan konulara girmeyeceksin. Seni ileri taşımayan diziler, haberler, insanlar, bunlardan uzak kal. Verimli yaşamaya başladığın zaman zaten yatırım yapmış oluyorsun kendine ve hayatın çok verimli oluyor. Şimdi gelelim 5. maddeye. Çözüm, kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hadis-i şerifini dikkate alarak kendini tanımak için gayret göster. Ben kimim? Nereden geldim? Neredeyim? Nereye gideceğim? Hedefim ne? Benim ayak bağlarım nelerdir? Benim engellerim nelerdir? Ve benim yeteneklerim nelerdir? İçimde aslan nerede yatıyor? Bu aslanı nasıl uyandırırım? Bunu fark etmek için kendine rehber bul. Çünkü o kişi uzman. Dışarıdan bakıyor, analiz ediyor, mülakat yapıyor, seni tanıyor, seni
sana tanıtıyor, senin ayak bağlarını gösteriyor, engellerini gösteriyor ve hedeflerini, potansiyelini ve içindeki aslanı uyandırıyor. O yüzden kendine rehber. Sen de ileride 80-90 yaşında pişman olmak istemiyorsan o zaman bu anlattıklarımı hayatına yansıt. Bunu gerçekleştir. Bunun için bizimle iletişime de geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için videonun altında linke tıkla, form doldur ve gönder. Hoşça kal.